İlk dersimizde akort yapmayı öğrendik. İkinci dersimizde pratik yapmayı öğreneceğiz. Yapmamanız gereken bir hatayı söyleyeyim. Yapamam, çalamam, ben başaramam dediğiniz dakika zaten çalamazsınız. Ama gerçekten eğer ben bunu yapabilirim ve sabırla egzersiz yapmaya devam ederseniz kesinlikle benden bir farkınız yok. Siz de çalmayı öğrenebilirsiniz. Parmaklarımızla başlayalım. Kısa bir cümleyle size hemen anlatacağım bunu ve çok çabuk bir şekilde kavrayacaksınız. Bizim perde aralıklarımız var. Gördüğünüz gibi burada. Hatta sayalım kaç tane olduğunu da görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En sonu kullanmıyoruz, 21 diyebiliriz. 4 parmağımızı ve bare şeklinde basabileceğimiz için baş parmağınızı direkt gitarın arka kısmına yerleştirin. Birinci işaret parmağının uç kısımlarıyla birinci bareye basın. Biraz sert olabilir çünkü parmaklarınız nasırlaşması gerekiyor. Bu da egzersizle giderilebilir. Birinci parmağımızı birinci perde aralığına koyup işaret, işaret. İkinci parmağımız, yani orta parmağımız, orta, orta, yüzük, yüzük, serçe, serçe. Tekrar baştan alıyorum. İşaret, orta, yüzük, serçe. Dikkatinizi çeksin. Burada neye bastıysam, burada da aynı parmağımla çektim. Tırnaklarınızı uzatmaya çalışın çünkü parmağınızla çekerseniz doğru sesler alamazsınız. İlk başta baskılarınız güçsüz olabilir ama bunu ilerleyen dönemlerde daha iyi bir şekilde getirebilirsiniz. Bu çalışmayla alakalı. Daha yakın bir görüntüden işaret, orta, yüzük, serçe. Mi telini bitirdikten sonra bir alt tel, la'ya. İşaret, orta, yüzük, serçe. Burada da unutmayın, neyle basıyorsanız burada da karşılığını onunla veriyoruz. Bir alt tel, re teli. İşaret, orta, yüzük, serçe. Sol telimiz. İşaret, orta, yüzük, serçe. Si telimiz. İşaret, orta, yüzük, serçe. Mi telimiz. İşaret, orta, yüzük, serçe. Şimdi tam tersi. Serçe, yüzük, orta, işaret. 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 Ne yaptık? Altı telimizin üzerinde daha hızlı bir şekilde göstereceğim. Bütün parmaklarınızı kullanma sebebiniz, her parmağınızı egzersiz olarak açmanızı istiyorum. Çünkü üçüncü dersten sonra artık gitarla şarkı çalmaya başlayacağız. Ve bunu bir hafta boyunca, günde bir saat yapmanızı özellikle istiyorum. Egzersiz olarak da bu iki parmağınızı kullanarak, yani işaret ve orta parmağınızı kullanarak adım atar gibi aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bir de tam tersi yine. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bir perde kayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tersine 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bir daha kayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yine tersine 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yine kayıyoruz.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bir daha kayıyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bu egzersizi en alta kadar yapmamız gerekiyor. İkinci dersimiz bitti. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere.